Merhaba, ben Enis Alkan. YouTube açılmıyor, oynatılmıyor hatasını bugün nasıl çözebileceğimizi anlatacağız. Yine 8 tane yöntemimiz, hatta 9 tane yöntemimiz var. Bu yöntemleri eğer ki doğru bir şekilde benle yaparsanız, artık YouTube'unuz oynatılmıyorsa, işte YouTube'a girdiniz, doluyor ama oynatılmıyorsa, bundan sonra oynatabileceksiniz. Veya YouTube açılmıyorsa, bundan sonra YouTube'u rahat bir şekilde açabileceksiniz. Arkadaşlar, söylediğim gibi benim gibi adımları teker teker beni takip ederek yaparsanız muhtemelen sizdeki sorun da çözülmüş olacaktır. Fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum ama onun öncesinde video işinize yaradıysa videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız benim için yeterlidir. Bunun dışında bir sorununuz, bir sıkıntınız varsa hemen açıklama kısmında freesoru.com yani web sitemizin adresini verdim. Oradan bizlere ulaşırsanız hemen sizlere geri dönüş sağlarız. Şimdi adımlara geçelim. Dediğim gibi adımları nasıl ne yapıyorsam beni takip ederek yapın. Hem Android için yapacağım hem de Windows için yapacağım. iOS için ise arkadaşlar Android'de hangi adımları yaptıysam iOS için de aynı adımları yapmanız yeterlidir. Şimdi Windows için yapıyorum. Bundan sonra da Android için yapacağım. İlk başta yapmamız gereken hangi tarayıcıyı kullanıyorsanız onun geçmişini silmeniz gerekiyor. Kolaydan zora doğru gideceğiz. En etkili adımlar sonlara doğru arkadaşlar. Şimdi giriyorum tarayıcıma. Tarayıcımıza girdikten sonra genelde sağ üst köşede 3 nokta veya 3 çizgi vardır. Geçmiş bölümüne basıyorsunuz. Geçmiş bölümüne bastıktan sonra hemen böyle bir panel önünüze geliyor. Bu panelde sol alt köşede tarama verilerini temizle denen bir bölüm var. Buraya basıyoruz ve burada tüm zamanlar bölümünü seçmemiz gerekiyor. Tüm zamanlar bölümünü seçtikten sonra verileri temizle bölümüne basıp bütün çerezleri siliyoruz. Arkadaşlar, ilk adımımız buydu. Eğer ki bu adımdan sonra sorunuz çözülmediyse yapmamız gereken ikinci adıma geçmek. İkinci adımımızda ise Chrome'u güncellememiz gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu da çok rahat bir şekilde anlaşılır bir vaziyette anlatıyorum. Az önce geldiğimiz yerden, hatta geriden geleyim, belki bazı arkadaşlar kaçırabilirler. Şurayı kapatayım. Şuraya Google yazayım. Google yazdıktan sonra arkadaşlar şurada ayarlar bölümünü seçiyorsunuz. Yine geçmişe girdiğimiz yerden ayarlar bölümünü seçiyorsunuz. Bu sefer şu en alt kısımda Chrome hakkında, sol alt köşede Chrome hakkında denen bir bölüm var. Buraya basıyorsunuz. Bakın, benim Chrome güncel olduğu için herhangi bir güncelleme bildirisi vermedi. Eğer ki sizin güncel değilse burada bir güncelleme bildirisi vardır ve burada güncelleyebileceğiniz bir buton vardır. Oraya tıklayıp Chrome'u güncelleyebilirsiniz. Tabii ki Chrome güncel değilse. Eğer ki Chrome'unuz güncelse, diğer bir adımda ise gizli bir sekmede YouTube'unuzun çalışıp çalışmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Yani eklentisiz bir şekilde YouTube'un çalışıp çalışmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Yine aynı şekilde şuradaki 3 noktaya tıklıyoruz. Bu tarayıcıdan tarayıcıya değişiklik gösterebilir ama aşağı yukarı aynı şekildedir. Burada yapmamız gereken menünün 3. kısmında bulunan yeni gizli pencere bölümüne bir kere basmaktır. Şimdi az önce Google'un kendisinden arıyorduk. Şimdi gizli penceresinden YouTube'a gireceğiz. YouTube'un çalışıp çalışmadığını kontrol edeceksiniz. Sizler için bunu söylüyorum. YouTube eğer ki burada çalışıyorsa, yani gizli pencerenizde çalışıyorsa, yapmanız gereken şurayı kapatıp hemen şuradan uzantılar bölümüne gelmenizdir. Diğer araçlar diyoruz ve uzantılar bölümüne geliyoruz. Arkadaşlar, burada kullanmadığınız tüm uzantıları veya şüphelendiğiniz uzantıları kaldırmanız gerekiyor. Misal Adobe gibi, Flash Player gibi eklentiler bazen bu sıkıntıya neden olabiliyor. Bende eğer ki bu sorun olsaydı bunların hepsini kapatırdım. Sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol ederdim. Hatta bunların hepsini kaldırıp sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol etmeniz gerekiyor. Şu anda bende öyle bir hata olmadığı için bunu yapmayacağım ama sizlerin yapması gerekiyor. Eğer ki bu adımda işinize yaramadıysa diğer adıma geçebiliriz. Diğer bir adımımızda ise Java ve Flash Player eklentisinin etkin olduğunu görmemiz gerekiyor. Onun için hemen YouTube'a giriyoruz. YouTube yazdıktan sonra, tabii benimki hemen video açılacak ama sizde açılmayabilir. İşte şu videoyu açıyorum. Şu şekilde. Sizin videonuz açılmamış varsayıyorum. Hemen şurada yapmanız gereken böyle bir kilit işareti var. Bu kilite basıyoruz.
site ayarları diyoruz. Aşağı doğru kaydırıyoruz. JavaScript ve Flash Player ikisinin de izin verilmiş bir şekilde olması gerekiyor. Eğer ki bu şekilde çözülmediyse, bakın yeniden yükle diyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Çalışır bir vaziyette çalışıyor. Söylediğim gibi kilit işaretine basıyorsunuz. Daha sonra site ayarları ve bu panele geliyorsunuz. JavaScript önemli. Özellikle JavaScript'in açık olması gerekiyor. Flash bölümünün açık olması gerekiyor. Bu şekilde ayarlamalarınızı yaparsanız muhtemelen YouTube az önce verdiği sıkıntıyı bir daha vermeyecektir. Yine de aynı sıkıntıyı veriyorsa kullandığınız tarayıcıyı bilgisayarınızdan tamamen kaldırmanız gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Hemen şurada denetim masasına giriyorsunuz. Denetim masasına girdikten sonra programı kaldır bölümüne basıyoruz. Buraya bastıktan sonra Google Chrome bulup siliyorsunuz arkadaşlar. O işlemi de şu şekilde, bunun Google Chrome olduğunu varsayıyorum, ters tıklıyorsunuz. Ters dediğim sağ tıklıyorsunuz, kaldır demeniz gerekiyor. Kaldır dedikten sonra Google Chrome kalkıyor ve Google Chrome'u bir daha yüklemeniz gerekiyor. Hatta bunu yaparken şunu da yapmayı unutmayın. Google Chrome'u kaldırdıktan sonra çalıştır yazıyorsunuz arkadaşlar hemen şuraya. Ya da Ctrl R yapıyorsunuz. Böyle bir bölüm önünüze geliyor. Burada yapmanız gereken temp dosyasının içini boşaltmaktır. Peki nasıl yapacaksınız? Hemen çalıştır bölümüne %temp yüzde işaret yaparak bu bölüme girdim. Şurayı Ctrl ile A yaparak bütün bölümleri silmeniz gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra Google Chrome'u yeniden yüklüyorsunuz veya kullandığınız tarayıcıyı yeniden yüklüyorsunuz. Sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol ediyorsunuz. Eğer ki sorun yine düzelmediyse Windows işletim sisteminizi güncellemeniz gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Hemen arama kısmına Windows Update yazıyorsunuz ve Windows Update ayarları önümüze geliyor. Bu ayarlara girdikten sonra işletim sisteminizin güncel olup olmadığını kontrol edeceğiz. Bakın benim kullanılabilir güncelleştirmelerim var. Yani benim işletim sistemimde bazı sıkıntılar çıkabilir. İşte benim YouTube'da değil de başka bir programda sıkıntı çıkabilir. Çünkü işletim sistemim güncel bir şekilde değil. Onun için birazdan güncelleyeceğim. Siz de aynı şekilde bu panele geldikten sonra böyle bir güncellemeniz varsa İndir ve yükle bölümüne basmanız gerekiyor. Veya indir dedikten sonra zaten otomatikmen güncelleştirmeler yükleniyor. Bu adımı da uyguladıktan sonra yine de düzelmediyse diğer bir adıma geçebiliriz. Diğer bir adımda ekran kartınız güncel olmayabilir. Ekran kartından dolayı bu hata önünüze gelebilir. Bunun için ne yapacağız? Hemen aygıt yöneticisine giriyoruz. Aygıt yöneticisi yazıyorum. Aygıt yöneticisine girdikten sonra sürücülerimin olduğu bir bölüm önüme gelecek. Orada görüntü bağdaştırıcılarını bulmam gerekiyor. Hemen köşeye çekiyorum. Görüntü bağdaştırıcılarını buluyorum. Gördüğünüz gibi görüntü bağdaştırıcılarımın altında 2 tane ekran kartı bulunuyor. Bu ekran kartı driverlarım eğer ki güncel olmasaydı yanlarında ünlem işareti olacaktı. Benim 2 ekran kartım da güncel olduğu için herhangi bir sıkıntı yok. Varsayıyorum ki sizin ekran kartınız işte güncel değil veya burada bir ekran kartı yoksa yapmanız gereken bilgisayar üreticinizin marka sitesine girip sürücüler bölümünde ekran kartınızı indirmeniz gerekiyor. Tabi bilgisayarınızın modeline göre. Aygıt yöneticisinde eğer ki driverlarınız gözüküyorsa fakat ünlem varsa veya emin değilseniz yapmanız gereken üstüne bir kere tıklayıp yani işaretli bir şekildeyken şu bölüme basmanızdır. Bu işlemi yaptıktan sonra güncel sürücü yazılımını otomatik olarak ara bölümüne basmanız gerekiyor. Ben bu işlemi uzun süreceğinden yapmıyorum. Sizin bu işlemi yapmanız gerekiyor ve ekran kartınızı güncel bir duruma getirmeniz gerekiyor. Bu işlemi de yaptınız fakat düzelmedi. Peki ne yapacağız? Diğer bir işleme hemen geçeceğiz. Diğer bir işlemde ise tarih ve saatte bazı değişiklikler yapacağız. Hemen tarih ve saat yazıyorum. Burada yapmamız gereken tarih ve saat bölümüne geldikten sonra otomatik olarak ayarla bölümünü kapatıyoruz. Kapattıktan sonra hemen burada tarih ve saati değiştir. Burada yapmamız gereken tarih ve saati yanlış bir şekilde ayarlamaktır. Yani manuel ama yanlış bir şekilde ayarlıyorsunuz bu işlemi. Bunu yaptıktan sonra hemen buradan çıkıyorsunuz ve aşağı doğru kaydırıyorsunuz. Bakın yukarıdaki detayı unutmayın. Manuel olarak saati yanlış bir şekilde ayarlıyorsunuz. Az sonra değiştireceğiz yine. Aşağı kaydırdıktan sonra
farklı zaman dilimleri için saat ekle bölümüne basıyoruz. Buraya bastıktan sonra yukarıdaki menüde internet saati bölümüne basıyoruz. Buraya bastıktan sonra ayarları değiştir bölümü geliyor. Hemen ayarları değiştir bölümüne basıyoruz ve buradaki tiki açıyoruz. Gördüğünüz gibi bir bölüm geldi. Burada yapmanız gereken şimdi güncelleştir bölümüne bir kere basmaktır. Bunu yaptıktan sonra tamam deyip bu ekrandan çıkıyoruz ve tarih ve saate geliyoruz. Yukarı doğru kaydırıyoruz ve az önce değiştirdiğimiz saati bir daha doğru bir şekilde ayarlıyoruz. Manuel olarak yanlış girdiğimiz saati bu sefer manuel olarak doğru bir şekilde giriyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra yine yukarı doğru kaydırıyoruz. Bu sefer saati otomatik olarak ayarla bölümünü açıyoruz. Bu işlemler YouTube'da işte açılmama sıkıntısına veya oynatılmama sıkıntısına birebir iyi gelen bir adımdır. Eğer ki bu adımda olmadıysa son adımımıza geçiyoruz. Son adımda yine birçok kişi de işe yarıyor. Yine Google Chrome'u açıyorsunuz ve bir eklenti ekliyoruz. Bu eklentimiz ise VPN olacaktır. Ben de yüklü VPN, hemen bunu kaldırıyorum. Chrome'dan kaldır diyoruz. Yapmanız gereken BrowSeach eklentisini yüklemektir. BrowSeach yazıyorsunuz Google'a. Hemen gördüğünüz gibi şu şekilde bir VPN eklentisi önümüze geliyor. Burada yapmanız gereken VPN eklentisini Chrome'a ekle diyoruz ve uzantı ekle diyoruz. Uzantımız eklendikten sonra sağ üst köşede simgesi gelmesi gerekiyor. Eğer ki simgesi gelmiyorsa şuradaki bölüme basıyorsunuz ve şunu etkin bir hale getiriyorsunuz. Arkadaşlar YouTube'dayken şunu off'ken on bölümüne getirmeniz, yani açık bölümüne getirmeniz gerekiyor. Evet, bugün Windows'da YouTube açılmıyor veya oynatılmıyor sıkıntısının üstesinden nasıl gelebileceğinizi, nasıl bu sorunu çözebileceğinizi anlattık. Şimdi video çok fazla uzun olduğu için Android kısmını başka bir videoda çekmek istiyorum. Zira siz uzun videoları sevmiyorsunuz. Bugünkü videomuz sadece Windows için olsun. Yarın veya ondan sonraki gün çok isterseniz Android ve iOS için de başka bir video çekeriz inşallah. Eğer ki bu video işinize yaradıysa videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmazsanız bizler için yeterlidir. Bunun dışında bir sorunuz, bir sıkıntınız varsa frisoru.com'dan bize iletebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.